Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte tikka masala soslu tavuk yapacağız. Bu bir Hint yemeği. Böyle bol baharatlı, yumuşacık, nefis bir tavuk yemeği olarak düşünebilirsiniz. İsteği sizlerden son birkaç aydır çok fazla geliyor. Ondan ben de malzemeleri toparladım. Sizlerle tarifi paylaşacağım. Yapması zor değil ancak biraz malzemesi bol. Hemen malzemelere bakalım. 1 kilo tavuk kullanıyorum. Tavuğu küp küp doğradım. 8 diş sarımsak. 2 yemek kaşığı kadar rendelenmiş taze zencefil. 1 tane soğan. Soğanı yemeklik doğradım. 2 yemek kaşığı tereyağı. Yaklaşık 4 tane limonun suyu. Yarım paket krema kullanıyorum. 100 mililitre olarak düşünebilirsiniz. Birer yemek kaşığı kişniş, zerdeçal, tatlı kırmızı biber ve de kimyonum var. 3 tane domatesin, ufak domatesin kabuklarını soydum. Sonra onları da küp küp doğradım. Ve de 1 su bardağı kadar yoğurt kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen de yapmaya başlayalım. İlk önce tavukları bir marinasyonda bekleteceğiz. Marinasyonu yaparak başlıyoruz. Yoğurdun içine zencefilin yarısını ekliyorum. Sarımsağın yarısını ekliyorum. Bu kalanı daha sonra kullanacağız. Limon suyunun yarısını ilave ediyorum. Ve de baharatların yarısını ilave ediyorum. Şöyle bütün marinasyon için hazırladığımız şu sosu güzelce bir karıştırıyoruz. Yoğurtlu sosu. Şimdi bunu tavukların üzerinden döküyorum. Her şeyi güzelce tekrar karıştırıyorum. Daha sonra üzerini streç filmle kapatacağım ve de buzdolabında bir 2 saat bekleteceğim. Bunu aslında 8 saate kadar bekletebilirsiniz. Ne kadar bekletirseniz de aroması o kadar daha yoğun, o kadar daha güzel olur. Ondan mesela akşam yemeğini yapacaksanız öğlen gibi marinasyona koyup bekletmenizi tavsiye ederim. Ama vaktiniz yoksa 2 saatte yeterli olacaktır. 2 saat sonra görüşeceğiz. Tavuğu yaklaşık 2 saattir bekletiyorum. Bir 15 dakikadır da oda sıcaklığında bekletiyorum ki oda sıcaklığına gelsin diye. Şimdi önümde bir fırın tepsisi var. Tavukları fırın tepsisinin, yağlı kağıt sürdüğüm fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Daha sonra yüksek 180 derecede önce ısıttığım fırına vereceğim. Ve yaklaşık 25 dakika onları pişireceğim. Biz de o sırada sosumuzu yapacağız. Sos için önümde bir tane tencere var. Tencerenin içine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi içine tereyağını da alıyorum. Eriyip kızana kadar bekliyorum. Yağ eridi. Şimdi soğanı tencereye alıyorum. Kalan sarımsağımız vardı. Onu ilave ediyorum. Bir de zencefilimiz vardı. Onu ilave ediyorum. Yaklaşık 6-7 dakika boyunca soteliyorum. Soğan, sarımsak ve zencefili güzelce soteledim. Şimdi sıra geldi yarısını ayırdığımız baharatlara. Hepsini tencerenin içine ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi domatesi de ilave ediyorum. Birazcık tuz ekliyorum. Artık tencerenin altını kısacağım ve 15 dakika boyunca kısık ateşte pişmesi için bırakacağım. Sosu bir 15 dakika daha pişirdim. Şimdi her şeyi güzelce blenderdan geçiriyorum. Sosu blenderdan geçirdim. Bu sırada tavukları da fırından aldım. Şimdi son olarak sosun içine krema ilave ediyorum. O zengin lezzetini biraz daha zenginleştiriyoruz. Ben ekşiyi sevdiğim için kalan limon suyunu da ilave ettim. Şimdi her şeyi güzelce karıştırarak bir 5 dakika daha pişiriyoruz. Ondan sonra tavuğu da içine ilave edeceğiz. Şimdi sıra geldi tavukları sosun içine eklemeye. Şöyle aynen olduğu gibi ekliyorum. Bir 5 dakikada tavukla sosu birlikte pişireceğim ki bütün o lezzetleri içine çeksin diye. Ondan sonra bir servis tabağına alacağım. Üzerine taze kişnişle süsleyeceğim ve nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım.
Tikka masala soslu tavuğum sonunda hazır. Ben onu bir tabağa aldım. Üzerini taze kişnişle süsledim. Kişniş bu yemeğe çok yakışıyor. Ondan hem kurusunu hem de tazesini kullanmanızı tavsiye ederim. Evinizde yoksa isterseniz maydanozla da süsleyebilirsiniz. Şimdi biraz da tadacağım. Böyle bol soslu oldu. Zaten bunun numarası sosunda olduğu için sosu bol tutmanızı tavsiye ederim. Aşırı iyi. Tavuklar yumuşacık pişti. Çünkü önce fırında pişirdik, ondan sonra biraz sosun içinde de pişirdik. Limonu ve ekşiliği benim için muhteşem. Çok yerinde olmuş. Yine baharatı benim için çok iyi. Umarım sizler de evinizde denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını Instagram'da benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz yüzlerce birbirinden farklı tarif için lütfen hemen abone olun. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.